Şimdi 4.5G bağlantımız hazırsa Caner Antalya'dan canlı yayında olacak. Mehmet ve Dur Kadın'ın kızı Tuğba canlı yayında olacak. Dün Dur Kadın Hanım hem iddialarını dile getirdiğinde hem de karşı taraf söz hakkını, cevap hakkını kullandığında ortaya karışık bir şey çıktı. Bir, birlikte tatil yaptıklarını kabul ediyorlar ama bu tatilin hani iki birbirinden hoşlanan, birbirine duygusal ilişkisi olan sevgilinin yapmadığını, iki arkadaşın tatil yaptığını, hatta Ayşegül Hanım bir tık öteye taşıdı. Benim dedi Mehmet Bey abimdir. Abi. Abimle tatil. Sevgilisi. Ha? Sevgilisi. Ne abisi ya? Öyle sevgili mi olur fotoğraflardaki ya? Abiyle öpüşülür denize. Şey, bir de açık fotoğraflarını da koysaydınız plajdaki. Öyle sevgi abim olur. Şimdi eğer Mehmet neyse, Bey abisi. Ya şöyle insan abisiyle de manevi abisiyle de tatile gider. Onda değilim ben. Siz ama bu kadar bunlar abi kardeşse dolayısıyla da bu kardeşi tanımanız lazım. Evet tanımam gerek abim diye gelseydi ya tanışsaydı ya. Benimle neye tanışmadı madem sesi? Gizli gizli neye buluştular? Gizli gizli neye tatile gittiler? Beş lira çocuğun hakkını neye yiyorlar boyuna? Madem o tatilde onlar olacaktı siz de olabilirdiniz orada. Beni de götürseydi abisiymiş de neye gizli gittiler ki? Siz eşinizin nerede tatil yaptığını biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ben Sandıklı'ya gittim dedi Afyon'a. Afyon Sandıklı'da Kaplıcalar'a mı gittim evet, dedi? Evet öyle dedi bana. Nereden çıktı? Kendisi öyle dedi. Afyon'a gidiyorum dedi. Tamam. Kaplıcalar'a gideceğim. Kaplıca tatil yapacağım dedi. Deniz tatilinde Antalya'da bir yerde bir otelde kalıyor. Olabilir. Bana yalan atmış. Her şey yalan. Yalan makinesi olmuş. Yalan. İkisi de yalan söylüyor. İkisi de yalan makinesi. Sürekli beni aldata 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 yalan makinesi olmuş. Daha önce aldattı mı eşiniz sizi? Demek ki aldatıyormuş. Bir şimdi değil, şimdiden değildir. Ama gizli gizli aldatmış sürekli. Edirne şeyine giderdim. Cuma günü giderdi. Güneş'e o pazartesi giderdim. Perşembe gelirdi. Yani sürekli gidiyor böyle. Benim asker arkadaşım gelir derdin. Üç güne bir gelirdin eve. Yani dükkanı bana kurdun. Ben para kazanandım. O harcayandı sürekli. Sürekli tatil yapan oydu. Yani mesela... Yani ağzından çıktı mı ben gittim. Sen gitmiyor. Beni hiçbir zaman götürmedi ki. Eve götürmeye üşeniyordu. Edirne'ye mesela güreşleri izlemeye gidiyor. Gel dur kadın beraber gidelim hayır, demiyordu. Hayır hayır dükkana iyi bak geldim. Bir de seni döve döve elinden parayı alır. Ne kazandın ne ettin ver parayı. Dükkanın kirası var şunu var bunu var. Alır da elinden seni döverdi. Sana bir kuruş para vermez ki. Sen ama zaten hiç... ben mağdur olmasam bura gelmem. Gitti bir lira para koymadı bana bir lira. Mağdurum da ondan bura geldim. Korkutuyordu avukat yok mu? Param olsa avukat tutup boşanamaz mıydım? Ama mağdurum. Avukata danıştım önden para istedim. Para isteyince bura geldim param olmadığı için. Şimdi yani bu adam beni beyine kalben bitirmiş. Daha boşanmam diyor. Daha yaşıyor. Antalya'da geziyor geziyor. Bana pazar günü üç kişi dedi. Senin kocan dedi. Antalya'da dedi. Karıyla geziyor. Sen burada iki börek, üç börek satıyorsun dedi. Ya onlar el ele geziyorlar. Arabada gezerken görmüşler. Arabada geziyorlar. Orada bayağı birebir bir ilişki yaşıyorlar. Yaşıyor. Şimdi Korkutel'den dün bağlandı ya. O belki Korkutel'den de ev tuttu. Onun Sibel'de bir akrabası yok. Korkutel'den ev tuttu. Böyle kadınlar getirip demek ki buluşuyormuş orada. Ama mesela o gün dün bir kuzeni bağlandı ya. O kuzeni değil onun. Tanıdığı biri bilemiyorum ses artık. Ses tonunda bilirim. Hayır ama şu kuzeni var, değil Sibel'in Mehmet Bey'in... Sibel'de kuzeni yok onun. Dur kadıncım şimdi yalan söylüyor. Hepsi Ayşegül yalan Hanım'ı, hepsi yalan. Ayşegül Hanım'ı alıp bir eve bir akrabasının evine götürüyor. Akrabası değil o. Bilemiyorum akrabası kuzen ama Mustafa o gün dedi. O eve şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki yanında dedi abisi de vardı dedi. Ben mi yanlış anladım? Evet. Yani bir akrabası kardeşiyle beraber geldi, burada kaldı. Yani akrabası değil ama mutlaka aile tanıdıklarından biri. Önemli olan şu, Dur Kadın yıllarca, yani yaklaşık 20 yıldır kocasıyla beraber bir iş yeri kuruyor. Bu hem onların hem çocukların geleceği aslında. Fakat orada yani emeğiyle, tüm gücüyle çalışırken diğer tarafta baktığınızda kocanızla bile yola çıkmış olsanız, hiçbir hayat garantiniz yok. Çünkü bir tek neye güveniyorsunuz? Evliliğinize, çocuklarınızın varlığına. Hani kendinize para ayırmıyorsunuz. Bir çalışan gibi para alıyor muydun maaş? Yok, almıyordun. Yok, maaş sigortan yok. Yapılmıyordu. Sigorta yok, maaş yok, günlük yok, hiçbir şey yok. Ben manava gireceğim dedim, yazdır get dedim. Bana bir lira para verme, 10 lira para. Ben utanırdım yani. Orada çalışıyorsun, manava varıyorsun. Ben şunu alıyorum, yarın vereceğim, utanırdım. Bir kere alırdım, iki kere alamazsın. Siz alın terinizle kendi paranızı kazanıp... Yiyemiyorsun. Bir de hem yiyemiyorsun...
veriyordun hem de o parayı sen elinde tutamıyordun. Çünkü kocan ne diyordu? Her şey bende. Merak etme her dur şey kadın. Ondaydı. Güven senin vardı, sırtın güveniyordum. Yere gelmez. Dur kadın tüm bu olayları kimden ve nasıl öğreniyor? Aslında 30 yıl boyunca sen hep kocana güveniyordun. Güvendim. Şimdi sorgulamaya. Şimdi sorgulamaya başlıyorsun. Demek ki bugüne kadar bana hep yalan söyledi. Yalan söylemiş. Kızım Tuğba babasıyla beraber 5 Eylül tarihinde Antalya'da yeni bir iş kurmak için, işi büyütmek için. Ha şunu diyeceğim. Tuğba çok iyiydi. Şevval de iyiydi. Götürdü çocuklar. Gitti dükkan açarken iyiydin. Şimdi çocukları istemiyorum. Dükkanı açtı, fotoğraflar çıktı, çocuklar bitti. Her çocukları şey istemiyor. Tuğba öğreniyor. Yalan söylüyor. Dün ne diyor? Şey diyor, ben diyor çocukları, o kızın diyor oğlan arkadaşı olduğunu için. Tamam, onun oğlan arkadaşı varsa, onun da kız arkadaşı şunu var yanında. Şunu anlamadım, size gel diyor, 5 çocuğu almadan mı geldi? Evet, diyor beş... ki ev açık diyor, Mert ben Korkut evine gelmem. 5 çocukları koyup gideceğim ben. Çocukları sanki kovalayacağım. Çocuklar nerede kalacak? Evden kovalayacağım. Nereye giderse gitsin. Sanki çocuklar da kundaktaki bebeğe hepsi ha, yetişkin yani. Çocukları kovalayacağım ben. Ondan sonra onun yanına. Ona neye gideceğim ben biliyor musun? Ben ona gideceğim. Börek şeyin başına geçeceğim. Böreği açacağım. O sevgilisinden yiyecek, içecek, gezecek, tozacak. Onu istiyor. Peki dur kadın. Hemen araya gireceğim. Kızlar fotoğraflar çıkarınca kızlar bitti. Şimdi ama kızlara önce, hemen tamam, söz vermek istiyorum, izninizi istiyorum. Antalya'ya gideceğim. Caner'in yanında konuklar var. Önce konukları bir tanıtır mısın? Kimin kim olduğunu bilmiyorum. Bu kızın ama... var ya psikolojisini bozdu. Hangisi Tuğba? Bunun, beyazlı Şevval, mı kahverengili Şevval, mi? Şevval ortadaki Şevval bunun psikolojisini bozdu. Kahverengili aile olandı. Dağıldı. Esra Hanım. Dağıldı. Esra Hanım. Aile bitti. Kahverengi olan Tuğba, diğeri de Şevval. Şevval bizim için şöyle önemli. Şevval Ayşegül'ü görenlerden biri. Hatta Ayşegül çalıştıkları yere geliyor. Geldikten sonra Şevval'le kısa bir konuşmaları oluyor. Onu Şevval birazdan anlatacak. Ve bugün biz Mehmet Bey'le de görüşmek istedik Esra Hanım. Çalıştığı yere gittik. Söz evet. hakkını kullanması için. Kendini ifade etmesi için. İş yerine gittik. Olduğu adreslere gittik. Ama maalesef kendisi bugün patronuna da haber vermeden işe de gelmemiş. Kaldığı evin oraya da gittiğimizde de komşuları onu dün geceden beri görmediğini iddia ettiler. Sevgilisine telefonla gelmişti. Mehmet Bey'le görüştük. Sevgilisine. Mehmet Kapısını Bey'in açmıştı. Yanında bir kadın sesi geliyordu Esra Hanım. Muhtemelen o kadın Ayşegül Hanım'dı ama tam bilemiyorum. Sadece biz onunla konuşurken arkadan bir kadın sürekli ona bir şeyler söylüyordu. Benim kanaatim Ayşegül Hanım olabilir. Şimdi isterseniz Tuğba'ya söz Caner, hakkı verelim. Pardon. Sonra aslında da Şevval, şimdi Mehmet Bey ile Ayşegül Hanım kendilerini... bir ilişki yaşamadıklarını, arkadaş olduklarını söylüyorlar. Nasıl söylediler ilişki, ya. Nasıl ilişki yaşamıyorlar ya? Aslında her ikisi de birbirinden bağımsız kendi açıklamasını yapabilirdi. Yalan ama ikisinin söylüyor. Beraber yayına çıkmama tabii, kararı alması... söyleyecekler, beni götürecek, beni çalıştıracak. Ayşegül Hanım'la yaşayacak Antalya'da. Nerede bar, nerede gazino, nerede alkol yer orada yaşayacak. Peki. Onu istiyor. Beni sürekli çalıştıracak. Aynı Korkuteli'de çalışıp da nerede kahve, nerede kumarhane, nerede içki masasıysa... aynı orada da aynısı. Şimdi çocukları da istemiyor. Çocuklar her şeyi ortaya çıkardığı için. Şimdi bu tüm her şeyi ortaya çıkartan aslında Tuğba. Tuğba sen babanla beraber Antalya'ya gidiyorsun, beraber yaşıyorsun. Sonra babanın davranışlarında farklılıkları görüyorsun. Babanın değiştiğini gözlemliyorsun. Evet, ve bir takım şeyler yakalıyorsun. Tüm bu süreci dinle anlatabilir misin bize? Ya babam bana ilk başta dedi, ben geldim de buraya, dedi ki bana, kızım dedi böyle böyle bir dükkan açma niyetim var, benim arkamda durur musun, bana söz verir misin dedim. Ben dedim baba tamam dedim, söz veriyorum, senin arkandayım dedim, gidelim tamam çalışalım dedim hani. Ben onun niyetinin bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Ay ben sana söyledim değil mi gittim, Tuğba, söylemedin mi? Tuttuk. Gitme dedim, çok yalvardım buna ben. Tuğba dedim, baban dürüst değildi, düzgün değildi, gitme dedim. Ama o ne? Babasına söz verdi gitti o. Beni dinlemedi o. Beni ezdik etti o. O az mı? Sen az mısın? Ama şimdi dur kadın hanım, senin kavgan Mehmet'le, kızlarla kavga etme. Evet Tuğba. Gittim Esra abla işte. Biz bir ay kadar çalıştık. Ama bu her gün gece zaten dışarıdaydı. Gelmiyordu hiç dükkana. Yani eve gelmiyordu. Bizi bırakıyordu, gidiyordu. Sonra bu bir gün gece sabah saat 5'te geldi eve. Sabaha kadar zaten uyumadım. Sabah kalktık gittik, yine ben hiçbir şey demedim. Neredeydin baba, ne yaptın, kimleydin, hiçbir şey sormadım. Zaten önceleri derdi işte şu arkadaşımlaydım, şuradaydık, oturuyorduk derdi, geç geldin dedim. O gün hiçbir şey söylemedi bana. Gittik işte dükkana çalıştık.
öğlen oldu. İşte öğlen saatinde kapatıyoruz, saat 12'de. Kapattık. Biz arabaya gittik en küçük kardeşimle. Küpet eki buldum arabada. Zaten o kadın bindiğinde arabanın koltuğu bile değişiyordu her seferinde. Sonra işte yine bir şey demedim. Eve geldik. Oradan işte yaptı bu, aslında Tuba zaten. Şunu merak ediyorum. Ben şimdi telefonunu kurcaladım ortada bunu. Bir farklılık ve bir yanlışlık var. Sen de artık yetişkinsin. Yani hani doğrunun, yanlışın, iyinin, kötünün farkında de birisin. Başka bir kadına ait, bir kadına ait eşyaları bulduğunda senin hissettiğin neydi? Şimdi bir onu bulmaktan insan ya yani keşke çok bulmasaydım, görmeseydim der. Hani utanırsın, çekinirsin, gördüğünü babana söyleyemezsin, yüz göz olamazsın. Hani bir de bu psikolojik aslında bir nevi yük ve ağırlık insanın üzerinde. Söyleyemedim. Yani çok kötü oldum ben o an. Tabii söyleyemedim. Hı-hı. Sonra ben işte telefonu kurcaladım bunun. Hiçbir şey bulamadım. Sonra çöp kutusuna baktım galeride. Hı-hı. Orada bütün bu fotoğrafların hepsini buldum ben. Hı-hı. Yani hiçbir şey demeden zaten geldim ben korkutuyla. Sen hemen o gün Antalya'dan annenin yanına dönüyorsun. Babanın niye bir şey söyleyemedin? Evet. Baba bu nedir? Sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak hani böyle bir yanlış yapıyorsun, yolun doğru değil. Şimdi senin çocuk olman babanı bu anlamda uyarmayacağın anlamı taşımıyor. Eğer yetişkinler de yanlış davranışlarda bulunuyorsa küçükler de bu konuda onu uyarabilir. Niye söylemedin babana ya da niye söyleyemedin? Demedim Esra abla, diyemedim. Neden söyleyemedim? Çünkü yani orada bana bir mutlaka bir yalanlar uyduracak işte. Söyleme diyecek, üstünü örtbas edecek. Kesin yani bu şekilde kapattıracaktı bana. Ama ben kapatmayacaktım zaten. Annemi aradım, direkt zaten geldim. Annene nasıl söyledin? O küpeleri, şeyleri bir arkadaşıma verdim. Arabayı dedi, arkadaşım götürdü dedi. Yani daha yalan söylüyor, yalan kabullenmiyor. Hiçbir şey kabullenmiyor, yalan. Hepsi yalan. Yalan makinesi olmuş. Bir Allah dediğine inancım yani. Hepsi yalan. Arkadaşını veriyormuş arabayı yani. Güya arkadaşı götürüyor da arkadaş... Ya hangi arkadaşına artık bu yalan da çok eskide kalmadı mı ya? Yani hani ya bir arkadaşım aldı arkadaşım... Hayatı sürdürüyor. Yalanlar beni aldatıyor sürekli. Şimdi ben karşı tarafta yani inanmak çünkü istersen... Bak şey. İnanmıyorsun ama bazen inanmayı tercih ederiz. Görmezden geliriz ve üzerine yatarız. Ama sen babana söylemekten çekinip annene niye açıkladın Tuğba gerçekleri? Yani anneni aslında uyandırdın ve gösterdin. Bunun ben sebebi anneme neydi? Ben söylemedim. İlk önce zaten kardeşime söyledim. Şevval'e attım ben. Şevval dedim. Hı-hı. Yazın dedim. Bizim dükkana gelen dedim. Kadın bu mu dedim. Direkt Hı-hı. zaten. Çünkü Şevval'e demiş ben konuşmuyorum o kadınla. Söz vermiş. Hani benim aramda hiçbir şey yok o kadınla diye. Ben Şevval'e attım ilk önce fotoğrafları. Şevval dedi ki evet abla bu kadın. Demek ki hala babam konuşuyor bununla dedi. Ben o zaman yıkıldım zaten. Peki Şevval, sözü sana da vermek istiyorum. Sen geçmişten babanla bu kişinin görüştüğünü biliyor muydun? Biliyordum ama şu şekilde biliyordum. Hani buraya geldi, dışarıya oturdu işte, sohbet etti benimle falan. Orada yakaladım hani babamın profilinde ben ve kardeşim vardı. Hı hı. Bu telefonda da mesaj attı babama. İçeride de babam oturuyor hani mesaj sesi geliyor, mesaj atıldığı sesi geliyor. Ben bunu duyuyorum. Kadına dedim ki benim babamla muhatabın nedir, neden konuşuyorsun dedim. Dedi ki bana ben babamla konuşmuyorum, tanışmıyorum bile. Dedim ben fotoğrafları gördüm hani dedim benim fotoğrafım ve kardeşimin fotoğrafı var o profilde dedim. Benim babamın uygulamasında olan bu fotoğrafların hepsi sizde var dedim, ne alaka dedim. Sonra zaten kalktım arkamdan geldi. Hayır dedi, işte dedi biz konuşmuyoruz, tanışmıyoruz falan filan dedi bana. Ben de tamam dedim. Bu konuyu bu şekilde kapattım. Direkt dükkana geldim. Babamla tartıştım. Baba dedim bu olay hani ne alaka yani dedim. Hmm. Senin numaran o kadında ne işi var? Neden konuşuyorsun? Dedim babamın bana ilk söylediği kelime ben konuşmuyorum. Kadını bile tanımıyorum dedi. Bir hafta sonra oldu. Biz babamla bir hafta hiçbir şekilde konuşmadık. Bir hafta hiçbir şekilde konuşmadık babamla. Hayır. Sonra baba alkolü mekanda işte sarhoş oluyor. Ayşegül'ün eşi gelmiş yanına ilk. İşte ona ağlayarak anlatmış işte benim kızım bu diye. Sen bundan dolayı falan kendine zarar mı vermek istedin? Bu gördüklerinden dolayı kendine zarar mı verdin? Hayır.
benim annemin eve kapatmasından dolayıydı. Ben annemle tartışmıştım. İşte eski sevgilim falan vardı benim. Anladım. Hiç annem onları anlatmak zorunda değilsin. Ben cevabı ben aldım. Gittim. Ondan sonra zaten babamla konuştum işte bu konuyu, neden yaptım falan diye. Ağzını aratmak için getirdim kadını dedi. Bu sonra kadın seni aradı mı? Bu ilişki bu ablan sana gelip anne... fotoğrafları gösterdikten sonra Ayşegül isimli kişi seni aradı mı? Ablama aradı. Ben de ses kaydını açtım direkt zaten. Konuşmaya başladılar. Küfürlü konuştular falan filan. Sonra telefonu ben aldım. Hani dedim işte biz seninle tanışıyoruz. Yazın geldin, sohbet ettin benimle dedim. Bana ilk dediği şey, ben seni tanımıyorum, babanı tanımıyorum, hiçbirinizi bilmiyorum. Telefonu kapattı. Ablama dedim ki, telefonu kapattıktan sonra babamı arayacağım dedim. Hani açtığında hiçbir şekilde konuşma, babamın telefonu yanında çalacak dedim. Zaten ikisi de alkol almıştı. İkisinin sesinden de bu belliydi. Sarhoş bir şekilde konuşuyorlardı. Babamın telefonu yanında çaldı. Sonra sen çok akıllısın. Vallahi bak telefonu. Nasıl neler planlamış yani. Tabii bir evlat olarak bu kadar çok şeye şahit olman, hani babanın bir ilişkisinde bu kadar dedektifçe davranman çok yıpratıcı bir şey. Yaşamamış olmanızı dilerdim. Şimdi telefon hattında bir ihbar var. O ihbarı alacağım. Şunu da merak ediyorum. Dün canlı yayında çıkıp dediler ki biz arkadaşız ve kesinlikle bu ilişkiyi reddettiler. Bunu da merak ediyorum. Yorumunuzu da öğrenmek istiyorum. Önce bir telefonu alo diyelim. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Mehmet Bey ya da Ayşegül Hanım'ı ya da Durkadın Hanım'ı tanıyor musunuz? Konuyla ilgili açıklamanız ben Ayşe, nedir? Ben Mehmet Bey'i tanımıyorum da Ayşegül'ü çok iyi tanırım. Ayşegül evet. Yaklaşık 6-7 ay önce bir uygulama üzerinden benim eşimle tanışıyor. Oradan sevgili oluyorlar. Ondan sonra işi mesengire çekiyorlar. Ben bunları yakaladım. Sabahın 6'sında ben Ayşegül'ü aradım. Eşim evli dedim, bana bekarım diye kendini tanıttığını söyledi. Davaya falan vereceğim, işte mahkemeye vereceğim ben sizi gibi konuşunca beni engelleyip kaçtı. 6-7 ay önce uygulama üzerinden eşinizle arkadaşlık mı yapıyordu? Sevgili olmuştular. Eşim bilet bile almıştı, Antalya'ya onun yanına gidecekti. Şimdi zaten dur kadının elinde çok önemli delilleri var. O delillerde istedikleri kadar iş arkadaşı desin, arkadaş desin, abi desin. Bu aile mahkemesinde hakimin önüne gittiği zaman onun değerlendirmesini yapacak olan hakim bey ya da hakime hanım. Benim aradaki duygusal. En önemli diğer senin konumunda bir an önce boşan beni. Böyle resimlerle birlikte. Beynim çöktü. Bak, bunları dinlemekten. Şunu isteyeceksin. Ya. Mahkemeden diyeceksin ki geriye dönük olarak bu kişilerin eşimin telefonu budur. Geriye dönük olarak bir yıl, iki yıl ne kadar süre şüpheleniyorsan telefon zaten... dökümleri gelsin. Evet, eğer ben bunlar dökümleri adet... isteyeceğim gelsin. Evet, o kişiyle ki. Konuşmalarının sıklığı, saatleri, gece belli bir saatten evet. Sonra mesajlar, içerik görmüyor mahkeme ama adet olarak görebiliyor. Bunlar da karşı tarafın yaptığı sadakatsizlik eylemine en büyük kanıt. Şimdi bir yıldır bir ilişki var. Bir de güreş, mesela diyor ki Edirne'ye güreşlere gidiyorum diyor. Güreşler cumartesi, pazar. Mehmet Bey ne zaman gidiyor? Pazartesi gidiyor. Perşembe tabii. Gidiyor. Belki güreşler yok, bitti. Pazartesi gidiyor, perşembe dönüp geliyor. 10 günde geliyor. Ha 10 günde geliyor. Tamam izleye bir hal oluyor ama evet. Bir yıldır da bir ilişki var. Başka bir ihbarımız daha var. Biraz önce hanımefendi diyor ki ben bu kişiyi gayet iyi tanıyorum. Benim eşimle de uygulama üzerinden tanışmıştı. Diğer telefona da bir alo diyelim. Hoş geldiniz yayına. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim. Kimi tanıyorsunuz? İhbarınız kiminle ilgili? Ayşegül Hanım'ı. Buyurun. Nereden tanışıyorsunuz? Tanışmanız nasıl gerçekleşti? Mekanda çalışıyor. Oradan biliyorum. Beraber mi çalışıyordunuz? Evet. Daha önce öyleydi. Peki. Mehmet Bey'le beraber bir arada gördünüz mü? Onları beraber görmedim. Ama Fatma ismi Neşe olarak çalıştığını biliyorum. İkinci bir ismi var. Neşe mi? Alo. Alo. İkinci bir ismi olduğunu söylediniz. O isim Neşe mi? Evet, Neşe. Gerçek ismi Neşe mi, Ayşegül mü? Farklı mekanda kullandığı ismi Neşe. Ha, Neşe ismini kullanıyor ama gerçek ismi evet. Ayşegül.
Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Tuğba ve Şevval,